Edirne'ye geldik. Dedim ben bunları pakette çıkarttım. Hemen keşfetmem lazım. Hop. Küçük bir sınır kapısından Yunanistan'a geçeceğiz. Geldik. Evet. Yani sınır orada. Yani gelin. Bunu çok seviyorum. Bu fırınlanmış patates. Programımızın adı Sınırlarda Geziyorum. Peki neden sınırlarda geziyorum? Çünkü Türkiye jeopolitik konumu gereği çok değişik komşularla çevrili. Bir sürü sınırımız var ve her sınırımızda çok değişik komşular var. Farklı farklı ülkeler, farklı farklı kültürler. Ve çoğu zaman aslında onlara ulaşmak çok kolay olsa da zaman yaratamıyoruz, belki maddi olarak onu harcamak istemiyoruz, belki zul geliyor vesaire vesaire, belki zor geliyor ama aslında hiç de öyle değil. Göründüğü kadar pahalı değil. Bir sürü farklı şeye çok fazla zaman harcıyoruz. Onlar yerine buna zaman ayırsak o kadar zaman alan bir şey değil. Hızla ulaşabileceğiniz sınırlarımız var. Ve çok fazla sizi yormuyor, aksine neşelendiriyor. Çünkü hem sınır şehrini görmek, onun diğer ülkeyle olan etkileşimini görmek, Türkiye'de 2-3 saat mesafede kültürlerin ne kadar renklendiğini, derinleştiğini fark edebilmek insana büyük bir keyif veriyor. Hemen onun arkasından da bir adım atarmışçasına diğer ülkeye geçmek çok değişik bir his. Ve aynı zamanda sizi sürekli vizyonunuzu genişleten, zihninizi rahatlatan, kişiliğinizi güçlendiren, sizi mutlu eden bir yaşam biçimi diyebiliriz. Ben bunu sık sık yapıyorum. Buna zaman ayırıyorum. Buna bütçe ayırıyorum. Başka şeye harcamıyorum. Buna harcıyorum. Başka şeye zaman vermiyorum. Buna zaman veriyorum. Atlıyorum arabaya. Ailemi de alıyorum. Hadi diyorum Edirne'ye gidiyoruz. Oradan Yunanistan'a geçeceğiz. Oradan Bulgaristan'a geçeceğiz. Yolda şunu yiyeceğiz. Bunu alacağız. Ve çok mutlu dönüyorum. Çünkü yaşam deneyim. Yaşam bir keyif. Yaşam keşfetmek. Yaşam başka kültürleri, başka insanları, başka medeniyetleri tanımak ve onların içerisinde kendinizi de keşfetmek. Onlarla etkileşime girerek kendinizi büyütmek, geliştirmek ve o deneyimin zenginliğiyle memleketinize daha zengin, daha rahatlamış, daha zihni açılmış olarak dönmek. Benim yaşam anlayışım bu. Ben bunu çok sık yaptığım için dedim ki, ya acaba dedim neden bunu bir program formatına çevirmeyelim? Ve bunu yapamayan ya da buna gerçekten zaman bulamayan ya da gerçekten bütçe ayıramayan kişilere bunu biraz azıcık ucundan da olsa tattırmayalım. Bunu düşündüm. Ekip arkadaşlarımı önerdim ve yola çıktık. Edirne'ye geldik. Gördüğünüz gibi Edirne'deyiz. Gerçekten çok güzel bir şehir. Bütün tarihi hissediyorsunuz. Bütün karakteristiğini hissediyorsunuz. Şimdi birazdan da ciğer yiyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Buranın tava ciğeri ünlü. Ondan sonra da hop küçük bir sınır kapısından, Pazar Kule sınır kapısından Yunanistan'a geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şu anda çok sevdiğim bir şehirde Edirne'deyiz. Havası, suyu, insanı, her şeyiyle çok güzel, çok rahat. Her şeyi çok güzeldir ama en ünlü özelliği Edirne'nin tarihidir. Çünkü burası Osmanlı'nın eski başkenti. Gördüğünüz gibi arkamda da Selimiye Camii var. Muhteşem bir yapı. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış bir yapı. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bir yapı. Gerçekten baktığınızda çok etkileniyorsunuz. Bakmaya doyamıyorsunuz. Birazdan bu yapıyı gezeceğiz. Şu an renovasyonda, renove ediliyor. İşte tadilata girmiş. Çok güzel. Korunuyor. Gerçekten muhteşem, çok görkemli, içi ferah tabii ki ve huzur dolu. Mimari anlamda tabii çok sofistike bir eser. 1568 yılında yapımına başlanıyor. 1575 yılında da ibadete açılıyor. Ancak bir ustanın inşa edebileceği bir mimari eser. Ve Osmanlı'nın tabii bütün görkemini,
bütün gücünü, bütün güzelliğini ortaya koyan bir eser. Cami, burada fotoğrafları görüyorsunuz. Renove edildiği için kapatılmış. Aslında böyle devam ediyor. Çok büyük derinliği olan bir yapı. Bakınız çok profesyonel şekilde bakıma alınmış, renove ediliyor. Şimdi ben bu dükkanı çok beğendim. Böyle karakteristik, tarihi dokusu olan, uzun süredir yaşayan mekanlar gördüğüm zaman hemen içine girip böyle bakmak, keşfetmek istiyorum. Bir de doğal bir ürün varsa hemen almak istiyorum. Çünkü çok Anadolu'ya dair çok güzel doğal lezzetler bulabiliyorsunuz. Kimsenin bilmediği, duyulmamış. Şimdi burada da hoş güvar kurabiyesi diye bir şey gördüm. Hemen keşfetmem lazım. Temrin gibi, hoş güvar kurabiyesi. Bakalım. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Selamlar. Evet. Ben tabii böyle yerel ürünler görünce çok heyecanlanıyorum. Mutlaka almak istiyorum. Şimdi bu hoş güvar kurabiyesi. Evet. Tarihi bir kurabiye galiba, evet, değil mi? Evet, Osmanlı'ya ait bir kurabiyemiz. Antep fıstığı, bal, safran vardır. Un, yağ yoktur içinde. Evet. Aslında çok güzel bir kurabiye. Çünkü Antep fıstığı çok besleyici. İçinde safran var, bal var, yumurta var, badem var. Evet. Ve un, yağ yok. Çok besleyici. Çok kaliteli yani. Az da şeker var, o kadar da olsun. Evet. Bunu alıyorum bu cepte. Efendime söyleyeyim. Bu badem ezmesi evet, de ünlü. Evet. Bu da helva. Evet, devamimiz. 41 çeşit baharattan oluşan helva. Şifa niyetine yeniliyor. Sütle birlikte de karıştırıp içebiliyorsunuz. Bildiğiniz helva yani bu. Evet. Allah Allah. Tamam. Evet, bunları alıyoruz efendim. Dükkanınız çok güzel. Teşekkür ederim. Bu şey ana binanın içerisinde değil mi bu şeyin? Tabii tabii, Araslı Çarşısı'na ait. Ha. Yani Selimiye'ye ait bir. Selimiye'ye ait bu. Onun evet. Yani aslında orijinalinde de dükkan olarak yapılmış. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben böyle şehirleri gezerken oranın tabii en geleneksel, ünlü yemeğini yemeyi seviyorum. Ama oranın bu konuda en ünlenmiş, en lüks hale gelmiş restoranına gitmeyi sevmiyorum. Çünkü her zaman olmasa da çoğu zaman onlar artık ünlü olduk, popüler olduk diye bırakıyorlar. Asıl böyle küçük, butik, salaş yerde bulacaksınız. Gerçek lezzet orada. O yüzden onu ararım. Burada da Edirne çarşı içinde, merkezde çok tatlı bir ciğerci bulduk. Restoran, lokanta. Efendime söyleyeyim. Hemen ciğerimizi söyledik. Teşekkürler. Neydi buranın ismi efendim? Ömür Tava Ciğer. Ömür Tava Ciğer. Buraya geldik. Bakın böyle yoğurt falan da var. Allah! İşte böyle yiyeceksiniz. Gerçek doğal bir lokanta bulacaksınız. Sakin sakin yiyeceksiniz. Gerçek bir dokuda. Güzel. Meriç Nehri ve tarihi Meriç Köprüsü manzarası eşliğinde bir kahve molası verdik. Çok güzel bir çay bahçesinde görüyorsunuz ambiyansı. Tam böyle 90'lardan kalma nostaljik bir çay bahçesi. Böyle yerlere hasret kalıyorum ben. Bu sakinlikte, bu doğallıkta mekanlara hasret kalıyorum. Artık bunlardan pek kalmadı. Her şeyi çok fazla fazla hırslı hırslı. Bunu seviyorum. Bu tam bizlik bu sıcaklık. Şu köprüyü görüyorsunuz. Hala arabalar geçiyor üzerinden. Hala kullanılıyor. Bakın vakti zamanda nasıl sağlam, nasıl güzel bir miras bırakmışlar bize. Tarihimiz aslında ne kadar güzel. Bunu seyretmek başlı başına, şu mimari eseri bile seyretmek insana huzur veriyor, rahatlatıyor. Evet, artık en uç noktadayız Türkiye'de. Birazdan sınırdan çıkacağız. Tam sınırlarda geziyoruz. Tam olarak sınırlarda geziyoruz.
Aa, geldik. Evet. Evet, şu anda Pazar Kule Gümrük Kapısı'na geldik. Yunanistan'a gireceğiz. Burası Edirne'nin Yunanistan'a giren sınır kapısı. Kapı Kule Bulgaristan'a çıkıyor. Burası Yunanistan'a çıkıyor. İlk şehir Oristiada. Çok güzel bir şehirdir. Ben oraya da gittim. Geçen yıl ben yine böyle çıkıp işte bir sınırı geçeyim diye ailemle gittiğimde buradan çıkmıştım ve çok küçük bir sınır kapısıydı. Hatta bebek sınır kapısı falan diye böyle onu çok sevmiştik. Çok küçük bir sınır kapısıydı. Ve onu büyütüyorlardı. Şimdi büyütmüşler. Merhaba. Merhaba. Çıkalım mı? Aynen. Teşekkürler. Aslında hızlıca geçmeyi seviyorum ben. O yüzden böyle çıktığım zaman hafta sonları çıkmamaya özen gösteriyorum. Yeni yıl öncesi falan, yeni yıl sonrası çıkmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bizim Avrupa'dan Türkler de çok geliyor ya da dönüşe geçiyorlar. Artık öğrendim. Gire çıka gire çıka öğrendim. Hafta sonuna denk geldik tabii. Türkiye'ye geçip alışveriş yapanlar falan filan ya da hafta sonu için eğlenmeye giden Türkler tabii şimdi sıradalar. Yunanlar da ağırdan alıyor. Öyle bir durum var. Yani biraz bekleyeceğiz tabii, uğraşacağız şimdi. Evet, büyük ihtimalle ciğeri yemesin için geçmiştik. Ciğer yediğimiz için vakit kaybettik Edirne'de ama ciğer de yenecek gibiydi yani. Oldukça uzun bir kuyruk var. Arkamda sınır polisi. Bizim araba ta arkada. Tam orada. İçeri alıyorlar. Biraz yavaştan alıyorlar. Bekleyeceğiz. 2-3 saat sürmez umarım ki. Yani sınır orada. Evet, şimdi maceralı bir sınır geçişinden sonra dün gece geç vakitlerde vardık Yunanistan'a. Otelimize yerleştik, sabah kalktık. Hava çok güzel, beklediğimizden de güzel. Birazdan Eskişehir'e gideceğiz, oraya çıkacağız. Ben yazları buraya geliyorum, 10 küsür yıldır. Her sokağını biliyorum neredeyse, burası benim evim gibi yani. Eşimle evlenmeden önce geliyorduk, evlendik, çocuğumuz oldu, yine geliyoruz. Geçen yıl da geldik, hatta şurada bir Luna Park var. Kızıma orayı gösterdim. Yine gelmek istiyor. Size göstereyim. Ki Luna Park artık kalmadı biliyorsunuz şehirde. Ve ben bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir kültürün parçası olduğunu düşünüyorum. Şehir kültürünün. Çocuklar için, neşe için, birlik olmak için. Şu tarafta Luna Park. Oraya sizi götüreceğim. O limanı yazın hafta sonları kapatırlar araç trafiğine. Çoluk çocuk herkes çıkar. Mutlu mutlu eğlenir yazın. Bu bana biraz eski Türkiye'yi de hatırlatıyor. 80'lerin, 90'ların o sakinliğini, neşesini de hatırlatıyor. Otelimiz de hemen şu tarafta. Şimdi benim burada bazı mekanlarım var. Doğal ürünler satan falan. Her gittiğimde orayı ziyaret ediyorum. Kahvecim var, kahve alıyorum falan. Sabah bir yürüyüşe çıktım. Kendime bir tane protein bar aldım. Fakat çok şekerli buldum. Şimdi başka bir ürünle değiştireceğim. Gelin beraber değiştirelim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Biz daha iyiyiz. Yani bizde şimdi protein barları, helvaları hurmayla falan böyle doğal ürünlerle yapıyorlar. Kalitesi inanılmaz. Burada hala helvaların, şunların bunun içine hep glikoz şurubu falan filan koyuyorlar. Biz o konuda çok ileri gitmişiz. Harika ürünlerimiz var. Yani gelin. Böyle gidiyoruz bu tarafa. Burada yaya geçidinde rahatız. Genellikle duruyorlar. Evet, burası benim yazları hep geldiğim mekan. Burada işte lokumlar var, helvalar var, kavala kurabiyesi var. Kavala kurabiyesi istiyorsanız. Fındık fıstık falan, kuru yemiş ama kuru yemiş bizde yani. Burada kuru yemiş bizde. Değişik ürünler var, seviyorum. Burada böyle fıstık ezmeleri, badem ezmeleri, böyle protein barlar falan, sporcu şeyleri. Beyefendi de beni hatırlar. I always come here. Yeah, every summer. Yeah, I buy things. I love here.
Şimdi sabah geldim, bunu değiştireceğim. Onu şekerli buldum. Şurada güzel bir ürün buldum. Heh, bu. Bir protein şey ezmesi. Salted caramel. lezzetli duruyor. So I'm changing this now. Kavala'nın en göze batan, en dikkat çeken yapılarından bir tanesinin önündeyiz. Bu su kemerleri. Roma kökenli, Roma zamanında yapılmış ama Osmanlı bunu baştan yeniliyor, baştan yapıyor. Ve bu su kemerlerinden sonra Kavala çok gelişiyor. Tabii muhteşem bir yapı, şehre özgü, müthiş bir karakteristik. Yani tarih, tarihli iç içe. Bunu seyretmek bile büyük bir keyif. Yani Türkiye'den gelip otobandan işte Kavala'ya vardığınızda girip deniz kenarından doğru yukarı çıkıyorsunuz. Ve sonra su kemerlerinden içeri Kavala'ya girmiş oluyorsunuz. O su kemerlerinden doğru arabayla Kavala'ya giriyor olmak tabii muhteşem bir his. Burada. Tarih çok enteresan bir şey ya. Evet, şu anda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın konağındayız. Hemen önümde de onun heykeli var. Yunanlılar heykelini de dikmişler. Burası tabii tam tepede, denize nazır, lebi derya bir manzarası olan konak. Yani güzel yere ev yapmış. Aşağıda da bir imaret var. Bunu Kavalalı Mehmet Ali Paşa yaptırmış. Medrese, mektep ve aşevi olarak yaptırmış. Hizmet amaçlı. Şu anda da lüks bir otel olarak kullanılıyor. Mehmet Ali Paşa tabii ataları Konya'dan gelmiş Yunanistan'a. Bazı meseleler nedeniyle. Benim hatırladığım bu şekilde. Burada doğup büyüyor. Zengin, ailesi zengin. Sonra Mısır'da isyan çıkınca onun amcasından zannedersem bir takım destek kuvvet istiyorlar. Ve amcası da Mehmet Ali Paşa'yı da içine koyup Mısır'a yolluyor. Mısır'a gittikten sonra da kalıyor Mısır'da. Bir şekilde ele geçiriyor orayı. Valisi oluyor. Daha sonra büyüyor. Çok büyük bir kuvvete dönüşüyor. Bütün Mısır'ın etrafını hakimiyeti altına alıyor. Osmanlı'da ciddi bir güç oluyor. Zaman zaman Osmanlı ondan yardım istiyor başka isyanları bastırması için. En sonunda da işin tadı kaçıyor ve Osmanlı ile kafa kafaya geliyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa güçlü bir kişilik. Ve buradan çıkma. Ben ona bakmam. Ben şuna bakarım. Emlağa bakarım ben. Ben emlağa bakarım. Çok güzel bir ev. Çok güzel bir lokasyonda. Ben buna bakarım. Sahil kenarı. Burada kafeler, mafeler var çok güzel ve trafik akıyor gördüğünüz gibi. Burayı sonuna kadar kapatıyorlar. Girişinden itibaren yazın. Hafta sonları hiç şaşmıyor. Çoluk çocuk herkes burada eğleniyor. Bir panayır misali işte tatlılar satılıyor. İşte ne bileyim insanlar kafelerde oturuyor. Çocuklar burada Luna Park'ta rahatlıyorlar. Hafta sonu yani kapalı trafiğe. Bu çok güzel bir şey. Ben bunu İtalya'da da gördüm, Almanya'da da gördüm. Yani böyle büyük ana caddeleri hafta sonu halk için kapatıyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Şehir insanlar için olmalı. İnsanlara hizmet etmeli. İnsanları bunaltmamalı. Yani nefes alacak alanlar lazım.
Klasik Avrupa mimarisi yok. Burada Akdeniz mimarisi var. Bir sayfiye mimarisi var. Bizim Moda'da falan da bu tarz binalar çok vardır. Ama Yunanlıların böyle bir stili var. Böyle 50'ler, 60'lar, 70'ler sayfiye mimarisi ve modern. Böyle yalın, sade, modern mimari. Bakın mesela şu arkadaki bir hükümet şeyi, binası. Çok güzel bir 50'ler, 60'lar mimarisi. Aynı şekilde şu köşeye baktığınız zaman bunlar da hep böyle sayfiye binaları. Fakat burada önemli olan devamlılık hali. Hiçbiri birbirini ezmiyor, birbirinden farklı değil. Hepsi aynı stili devam ettirerek bir bütünlük oluşturuyor, bir düzen oluşturuyor, bir estetik oluşturuyor. Onu seviyorum. Benim her zaman geldiğim bir restorana geldik. Burası çok lezzetli, hafif salaş, her zaman full ve kaliteli. Nikos'la da birbirimizi tanıyoruz sahibiyle 10 yıldır. Dedim ya Nikos, çekim yapabilir miyiz? Bu sefer farklı bir amaçla geldim. Tamam dedi. Nikos kendisi gelip alır siparişi. Şimdi gelecek. Şef o. Bu Nikos. Şef. Bu da kızı. Nikos. Come. Nikos. Oh, good trabame. We know each other for 10 years. 10 yıldır. Hep buraya geliyorum. Nikos. Söyle, söyle. No, yavaş. Is the owner and the chef. And here is Paraliakon. Gelirseniz Paraliakon'a geleceksiniz. Tamam mı? Sahilde. Chef. He always has two watches. Hep iki saat takar. İki saat. Sanki bir Tarantino filmi karakteri gibi. Quentin Tarantino movie characters you look like. Yeah? Yes. Thank yes. You. Yeah. Şimdi now we say like one French fries, yeah. Chef. Yeah. I mean tea, salad, tzatziki. And this one I like oven baked potatoes from you. You want? Yeah, French and oven. Okay. Uh-huh. Grilled eggplant salad. Or variety of all the salads like spread. Nah, yes, one. Yeah, okay. One of that. Two. Two calamari. Two calamari. Bunu çok seviyorum. Bu fırınlanmış patates. Hem sağlıklı, yani kızarmış patates değil. Zeytinyağında yapıyorlar. Çok lezzetli. Greek salad söylüyorum. Bir de şey, ortaya karışık bir mezeleri var. Meze tabakları. Hepsinden tadıyorsunuz. Nikos şimdi ahtapotu kesiyor. Because the octopus is sun-dried. İşte böyle. Yani bu bir Akdeniz kültürü. Yani gerçekten balık restoranına geldiğinizde her şeyiyle, mezesiyle, şuyla, buyla hakkını vererek yapıyorlar. Hakkını vererek yiyin.